Yok edilmek istenen bir milletin vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu bütün dünyaya gösteren emperyalist ülkelere yüreğinde çarpan vatan aşkıyla dur diyen bir destanın yazıldığı Yedi Düvel'in kahraman Türk askerinin iman dolu göğsüne çarpa çarpa bütün ümitleriyle birlikte Türk sularına gömüldüğü yerdir Çanakkale. Biz de şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için Çanakkale ruhunu İzmit'e getirmek istedik. İzmit Belediyesi olarak resmi kaynaklara göre 572 şehit vermiş olan bu kentte 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde 107 yıllık destan Çanakkale Geçilmez özel sergisinin Atatürk Evi'nde açılışını yapmaktan onur duyuyoruz. Daha önce burayı Atatürk Evi olarak ziyarete açmıştık. Sonrasında yine duyurduğumuz üzere dönemsel sergiler ile vatandaşlarımızla buluşturmaya söz vermiştik. Söylediğimiz gibi ilk olarak Atatürk Evimizi 107 yıllık destan Çanakkale Geçilmez özel sergisiyle dönemsel olarak vatandaşımızın ziyaretine bugünden itibaren açmış bulunuyoruz. Yakın zamanda ise Atatürk'ün aziz hatırası ve milli mücadele ruhunu yaşatacağımız Atatürk ve İzmit Milli Mücadele Anı Evi projemizle de ziyaretçilerimizi konağımızda ağırlamaya devam edeceğiz. Çanakkale Zaferimizin 107. yılında başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milletin varlığı uğruna bir an bile tereddüt etmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm kahraman gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz, ruhları şad olsun diyoruz. Gülümse İzmit, gülümse.